Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'ın gözdesi olan esrarengiz kadın konusuna girmeden sıcak gündemden notlar aktaralım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre pandemide vaka sayısı artışta. Yani 5 binlerden 8 binlere çıktı ki bunun açıklaması tarihin ya da geçen yıl misali koronada artışların yeniden tekerrür edeceğidir. Evet, kısıtlamalar kalkınca eskiye dönüş süreci başlayacaktır. Bu işin şakası emin olun yok ama takan umursayan da yok. Allah korusun sonbaharda yeni bir yükseliş ve kapanma ekonomiyi ve esnafı tamamen çökertecektir. Kahredici olan bu hassas duruma rağmen Cumhurbaşkanlığının bile umursamaz davranmasıdır ki Tayyip Erdoğan'ın dünkü Erzurum toplantısında yine lebalep kalabalıklar ve maskesizler söz konusuydu. Oysa bu illetin olmazsa olmazı önlemleri sürdürmek ve aşıyı yaygınlaştırmaktır. Maalesef aşı karşıtlığı ülkemizde karşılık görmeyi sürdürüyor. İktidar buna karşı toplumu bilgilendireceğine lakayit davranıyor. Öyle olunca da eşyanın tabiatı gereği Avrupa Birliği kıytırı kabile devletlerine bile seyahat yasağını kaldırırken Türkiye'ye yasağı sürdürüyor ki dün bu yönde resmi bir açıklamada yapıldı. Buradan hareketle behemihal, acil önlemler almak durumundayız ki bunun olmazsa olmazı aşı protestolarını kırmaktır. Bunun için hemen şu kararların alınması gerekiyor. Aşı olmayan ve dolayısıyla aşı kartı bulunmayan kalabalıklardan tecrit edilmeli. Mesela o kesim toplu taşıma araçlarına yani otobüse, metroya, uçağa alınmamalı. Camiye, okula, maça, tiyatroya, düğüne, lokantaya ve AVM'lere kabul edilmemeli. Ama bunun adı faşizm filan demeyin sakın. Savaş halinde bu tür önlemler olması gerekendir ve bulunduğumuz süreç virüs ile savaş halidir. Böyle bir ortamda nasıl bazı özgürlüklerden fedakarlık yapılıyorsa pandemiyle mücadelede de aynı şey söz konusu olmalıdır. Zira işin ucunda ölüm var. Dolayısıyla ülkeyi yönetenlere acil çağrı yapıyorum. Aşı olmayanlara karşı derhal alın bu kararı. Bakın Fransa bunu yaptı ki kim Fransa'ya zaten despottu diyebilir. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve diğer Batı ülkelerinde benzer uygulamalar gündemdedir. İktidar bunu yapmayıp yine önce AKP sonra Türkiye deyip lebalep toplantılarla kongrelere devam ederse ölümlerin tek sorumlusu olacaktır. Değerli dostlar AKP deyince dün Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bir veriyi dikkatinize sunmak istiyorum. Erdoğan dedi ki üye sayımız 13 milyon 500 bine çıktı. Vallahi şaşırdım zira çok değil. 4 ay önce AKP'nin resmi üye sayısı 10 milyon 984 bindi. Evet 120 gün içinde ilave 2,5 milyon üye kazandı iktidar partisi. İyi de istisnasız bütün kamuoyu araştırma yani anket firmaları AKP son 4-5 ay içinde %10'a yakın oy kaybetti derken bu 2,5 milyonluk üye artışı nereden geliyor ve nasıl oluyor? olanlara yani yaşananlara bakıyorum. Her şey olumsuzdur. İşsizlik, enflasyon artmış, faiz patlamış. İnsanlar bu sebeple kendini yakar ve asar hale gelmiş. Yolsuzluklar yine afişe edilmiş. Dış politikada keza vurgun üstüne vurgunlar gelmiş. Ve buna rağmen AKP Dört ay içinde iki buçuk milyon yeni üye kazanmış. Tayyip Erdoğan açıklamasa hadi oradan yalancı diyeceğim de bunu söyleyen ülkenin cumhurbaşkanıdır. Değerli dostlar bunun tek açıklaması devlet gücü ile insanların zorla üye yapılması değil midir? Lamucimi yok. 75 sene öncesinin çok çok ötelerinde bir parti hatta şahıs devleti hükümranlığı var ülkemizde. Tayyip Erdoğan onlarca yıl İsmet İnönü'ye bu yönetim tarzı üzerinden hücum ederken çok daha keskinini kendisi var etmiş oldu. Değerli takipçilerim gelelim Tayyip Erdoğan'ın gözdesi olan o kadına ki aslında o kadın AKP demek. Yani her şeyi ile Adalet Kalkınma Partisi'ni temsil ediyor. Evet o kadın eşittir riyakarlık ve iki yüzlülük demektir. Fikirsizlik ve tutarsızlık demektir. İlkesizlik ve omurgasızlık demektir iktidar ve ikbal adına siyaha beyaz diyebilmektir. Ne idim ne oldum sarhoşluğuna kapılmaktır. Hayır hayır haksızlık yapmıyorum zira o kadının arşivi ortadadır. Fetullah Gülen alçağı için yakın geçmişte Muhabbet şiirleri yazıp kutsayan omuzuna alan o kadındır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile şanlı ordusuna kin kusan ve saldıran yine odur. Yazı yazdığı siyayenin mevkutesi Ahmet Altan'ın taraf gazetesinde PKK devlet zulmüne karşı ayaklandı ve 1999 sonrası PKK artık bölünmeyi istemiyor diyen yine odur. Keza PKK ile mücadelede ölenler şehit değildir, onlar şehit olmaz deyip utanmazlığın zirvesine, nirvanasına çıkan yine odur. Ermeni tezlerine sahiplenen ve Ermeni diasporasından ödül ile övgü alan da odur. Türkiye'nin adı ve bayrağı değişsin yine odur tekrar ediyorum o kadın aslında tam manasıyla AKP demektir peki kim midir o Tayyip Erdoğan heyetinin Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a soru sorması için görev verdiği görevlendirdiği ve Trump'ın canlı yayında dalga geçtiği kadındır tek özelliği ise AKP'li olması ve kocasının saray örgütü olan Pelikan'ın başkanı olmasıdır. Dahası üç gün önce iktidar tarafından TRT'nin yönetimine atanan biridir o kadın. Adı ise halen Sabah gazetesinde çalışan Hilal Kaplan'dır. Muharrem İnce doğru söyledi. Bu kadının yaptıklarını başka biri yapsa emin olun müebbetlik olurdu. Ama o sarayın baş tacı ve Tayyip Erdoğan'ın sözde gazeteci kimliğiyle gözdesidir. 87 milyon insanımızın elektrik faturaları ile büyük maaşlar ödeyeceği bu kadın ifade ettim. AKP'yi sembolize ediyor. Ve heyhat diyeceğim zira PKK'lılarla mücadelede ölenlere şehit denilemez diyen bu kadına devlet bahçeli gıkını bile çıkarmıyor, çıkaramıyor. Yazıklar olsun. Oysa aynı devlet bahçeli sürekli olarak devletin en temel kurumu olan Anayasa Mahkemesine saldırıyor ve onu dövüyor. Söyleyin, bunun adı at izinin it izine karışması demek değil midir? Bu bağlamda bir başka ayrıntı ise Tayyip Erdoğan'ın kendini hata ve günahlardan münezzeh, yani sorumlu görmemesidir. Düşünün devleti bilerek, isteyerek teslim ettiği ajan teröristler ihanet ediyor ama o sorumlu değildir. Türk ordusu ile valilere PKK'ya operasyon yapmayın emrini veriyor yine sorumlu değildir. Allah bizi affetsin diyerek çıkıyor işin işinden. Allah affeder mi, affetmez mi bilmem lakin pozitif hukukun durumu ortadadır. Değerli dostlar bu arada farkındasınızdır. Sedat Peker'in ifşa ettiği rezillikler unutulmaya başlandı ve Süleyman Soylu nefes alıyor. Görüyorsunuz. Sezgin Baran korkmaz gündemden düştü. Yakalanan tonlarca uyuşturucunun patronu da artık sorgulanmıyor. Aynı şekilde 128 milyar dolar nerede sorusu cevap bulamadı umursayan yine yok. Bunun adı tek kelimeyle tükeniş yani sarayın ülkeyi teslim alması değil midir? Değerli dostlar, AKP ile Türkiye'nin itibarının ne hale geldiğini gösteren son enstantane de şudur. Bakın önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'daydı ve orada Suudili meslektaşı ile görüştü ama o görüşmede Suudi bayrağı olmasına rağmen Türk bayrağı yoktu ki böyle bir saygısızlık ve umursamazlık sıradan Afrika ülkelerine bile olmaz, yapılmaz ama yine heyhat diyeceğim Suudi artık Türkiye'yi takmıyor, umursamıyor ve bu şekilde aşağılıyor. Öyleyken Mevlüt Çavuşoğlu bu rezilliği sineye çekip toplantıya devam etti. Aynı şekilde aylardır Mısır ile barışmak için taklalar atılıyor lakin diktatör dedikleri Sisi hiç pas vermiyor. Oralı değil. Yine AKP'lilerin katil dediği İsrail'in yeni Cumhurbaşkanını tebrik telefonu tam 40 dakika sürdü. Çünkü Yahudilere yaranmak için taklalar atılıyor. Evet, saray kendi uydurduğu değerli yalnızlık masalını yine kendisi ters yüz etti fakat bunu yaparken Türkiye'nin şerefi iki paralık oldu. Sıcak bir başka haber ise Aydın'ın İncirliova ilçesinden 15 Temmuz kutlamaları yapıldı malumunuz. İlçenin kaymakamı ve belediye başkanının da hazır bulunduğu o törende Mehteran bir ara İzmir Marşı'nı çalmaya başlar. Bunun üzerine AKP ilçe başkanı ayağa kalkıp bu marşı çalamazsınız diyerek kaymakama buna engel olun der. Kaymakam sessiz kalır. AKP ilçe başkanlığı bunun üzerine mehterana giderek devlet adına size emrediyorum kesin o marşı söylemeyi der. Mehteran kaymakama bakar. Kaymakam herhalde Ankara'nın korkusundan sessizdir. Bunun üzerine Mehteran da mecburen keser. Daha önce de ifade ettim. AKP ilçe yöneticileri bile artık kendini devlet gibi görüyor ve devlet adına her yere emirler yağdırıyor. Dahası devlet yetkilileri bu duruma korkudan sesini çıkaramıyor. Oysa İzmir Marşı her Türk'ün gururla söyleyeceği milli marşlarımızdan biridir. Noktalarken videolarımı paylaşın, bizi izlemeye devam edin diyorum.